Bu videoyu sonuna kadar izleyerek saat hakkında fazlasıyla bilgi edinebilirsiniz. Saatin önemli ve püf noktalarını paylaşmadan önce dilerseniz genel görünümü ve teknik özelliklerine kısaca göz gezdirelim. Saatin genel görünümü bana kalırsa gayet başarılı, çocukların seveceği renk tonları kullanılmış. Aynı zamanda saatin yapımında kullanılan malzemenin neredeyse tamamı plastik. O yüzden almadan önce çocuğunuzun eğer bu malzemeye karşı bir alerjisi falan olup olmadığını biliyorsanız saati ona göre almak için karar verin. Aksi takdirde çocuğunuz saati kullanamayacak ve verdiğiniz para boşa gidecektir. Genelde küçük çocukların plastik ürünlere karşı ciltleri fazlasıyla hassas olmakta. O yüzden bu konu çok önemli. Saat bir anne ve baba için fazlasıyla kullanım kolaylığı getiriyor. Çocuğunuzun nerede olduğunu, ne yaptığını, şu an ne durumda bulunduğuyla ilgili neredeyse birçok bilgiye bu saat sayesinde ulaşabileceksiniz. Ama şöyle bir hatırlatma yapayım. Kesinlikle bu saat Piranha'nın kendi yaptığı bir saat değil. Akıllı saat adı altında çocuklara özel saatleri araştırma yaptığımda neredeyse birçok markanın aynı tip saatten üretip arka tarafındaki ismi farklı bir şekilde yazıp satış için piyasaya sunduğunu öğrendim. Yani burada şunu dile getirmek istiyorum. Kesinlikle ürün Piranha'nın kendi özel bir üretimi değil. Tamamıyla farklı bir markanın Piranha adı altında basılıp satılan bir ürünü. Sizin için bulduğum markaları da açıklama kısmındaki internet adresine ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz saatin genel özelliklerine kısaca göz gezdirelim. İçerisinde 2G desteği ile birlikte gelen akıllı saat GPS desteği ve Wi-Fi desteği sunmakta. Bu sayede daha doğru bir şekilde konumunu belirliyor. Ama şöyle bir dipnot geçeyim. Kesinlikle 2G kullanması bana kalırsa çok olumsuz yönde olmuş. Çünkü 2G'nin bağlantı süresi çok fazla yavaş ve saatin pilini çok hızlı bir şekilde bitirecektir. Bu da sizin için dezavantaj olacaktır ve daha fazla bir şekilde etrafa sinyal yaymasına neden olmakta. Bu da cihazın SAR değerinin aslında çok fazla yüksek olduğunu belirtmektedir. Aslında birçok fonksiyonu var. Bazı fonksiyonları gerçekten olmazsa olmazlar arasında. Bu fonksiyonlardan bir tanesi saate eklediğiniz acil durum rehberinin aynı zamanda kenardaki sos tuşuna bastığınızda kullanabiliyor olmanız. Bu sayede çocuğunuz dilediği kişiyi dilediği zaman saat üzerinden çağrı veya sesli mesaj gönderebilecek. İçerisine kaydettiğiniz rehberden de kişilere sesli mesaj ve mesaj gönderebiliyor. Ve saate eklenen aslında güzel bir özellik daha var. Bu özellik sayesinde çocuğunuzun saatini çıkarıp çıkarmadığını görebiliyorsunuz. Çocuğunuz eğer saatini çıkartırsa size anlık olarak bildirim geliyor. Bu bildirim sayesinde çocuğunuzun saatinden uzaklaştığını, son anki konumunu öğrenip ona göre müdahalede bulunabilirsiniz. Üzerinde bulunan SOS tuşu sayesinde acil durum sinyali gönderebiliyor. Özellikleri bununla sınırlı değil. Tabii ki birçok özelliği var. Ama ben kısaca anlatmak istedim. Daha fazla sizi sıkmamak için. Saatin püf noktalarını size söylemeden önce açıklama kısmına ekleyeceğim internet adresinden saati nasıl kullanabileceğinizi, saati kendi telefonunuzdan nasıl bağlayabileceğinizle ilgili videoyu ve bilgileri açıklama kısmındaki internet adresine ekleyeceğim. Oradaki videoyu da izleyerek saat hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hemen saatin püf noktalarından bahsedeyim. Saat bize sim kart desteğiyle birlikte geliyor. Bu desteği sayesinde çocuğunuzun mesaj göndermesi, araması ve konum göndermesi özelliklerine sahip oluyorsunuz. Ama bu özellikler bir takım da şartlar getiriyor. Yani içerisine takmış olduğunuz hat hem arama yapabilmeye, hem konuşabilmeye, hem içerisinde TL yüklü olması gerekiyor. Aynı zamanda internet paketiniz, SMS paketiniz ve MMS paketiniz olması gerekiyor ki çocuğunuz mesaj gönderdiğinde size o paketler dahilinde kullanılsın. Aksi takdirde içerisindeki TL miktarını çok hızlı bir şekilde bitirecektir. Size en güzel tavsiyelerimden bir tanesi içerisine takmış olacağınız sim kart için kesinlikle paket tanımlaması yaptırmanız olacaktır. Çocuğunuz dilediği kadar SMS, arama ve internet özelliklerini kullanabilecektir. Dikkat edilmesi konulardan bir tanesi de bu saatin IMEI numarasıyla birlikte gelmesi. Yani bu saat aslında bir telefon olarak düşünebilirsiniz. Arka tarafındaki bulunan IMEI numarasını internet üzerinden kontrol etmeyi unutmayın. Saatin Türkiye içerisinde kayıtlı olup olmadığını oradan görebilirsiniz. Son olarak da saatin şarj süresinden bahsedeyim. Saatin şarj süresi içerisinde bulunan Wi-Fi, GPS ve 2G teknolojisiyle birlikte yaklaşık 2 gün kullanım süresiyle kısıtlanmış durumda. Ne kadar sağlıklı şarj ederseniz edin bu saatin şarjı yaklaşık 2 gün ancak idare edecektir. Bu da aslında çok büyük bir olumsuz nokta. Çünkü çocuğunuzun kolundan sürekli çıkarıp takmak zorunda kalacaksınız ve çocuğunuz belirli bir zaman sonra bu saatin sürekli çıkartılıp takılmasından dolayı saati takmak istemeyip bir kenara köşeye atabilir. Bu saati alıp almayacağınıza karar vermeniz için kendi düşüncelerimden bahsedeyim. Bence bu saati alıp gerçekten faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü çok güzel özellikler sunuyor. Ama fiyat performans oranı nasıl diye sorarsanız bana kalırsa bu fiyat bu saat için, daha doğrusu saatin içindeki teknolojik özellikler, yani bu fiyata verdiği teknolojik özellikler bakımından çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani saatin gerek kullanım süresi olsun, gerek içindeki sistem özellikleri olsun, gerekse şarj süresi olsun sizi aynı telefonunuz gibi şarj süresinden bıkkınlık haline getirecektir. Bu da sizi çok fazla bir şekilde olumsuz yönde etkileyebilir. Almadan önce göz önünde bulundurmanız gereken noktalardan bir tanesi şarj süresi, bir tanesi çocuğunuzun plastik malzemeye karşı alerjisinin olup olmadığı, bir tanesi de saat sinyal yayarak aslında çocuğunuzun sağlığına zarar verme etkisinin yüksek olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu bilgiler doğrultusunda ve açıklama kısmına ekleyeceğim internet adresindeki videoyu da izleyerek saati alıp almayacağınıza daha sağlıklı bir şekilde karar verebilirsiniz. Bir sonraki aktörün incelemesinde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.